Türk toplumun değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben yaklaşık bir 10 seneyi aşkın bir süredir Rus devlet arşivlerinde Ermeni meselesi üzerine çalışmalar yapıyorum. Bugünkü sunumumu da esas olarak buradaki belgelere dayandırarak, bunlardan örnekler vererek yapacağım. Fakat bu Rus devlet arşivlerindeki belgeleri, örnekleri ve içeriğine geçmeden önce bu arşivler Ermeni meselesi açısından nasıl bir önem taşıyor, onunla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Birincisi, hepinizin bildiği gibi Çarlık Rusyası, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkasya cephesinde savaşan bir devlet olarak neredeyse Ermeni meselesinin içindedir ve bir tarafı konumundadır. Dolayısıyla 1915 olaylarının öncesini, sonrasını, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkasya'da ya da Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan olayları en yakın takip eden devletlerden biri olmuştur. Dolayısıyla Ermeni meselesiyle ilgili birçok belgeler Çarlık dönemi arşivlerinde bulunmaktadır. Bunun yanında 1917 Ekim devriminden sonra kurulan Sovyet devleti de yine Trans-Kafkasya cephesi veya Güney Kafkasya veya işte Rusların dediği gibi Kafkas Ardı cephesinde yine savaşan bir devlet olarak 1917 sonrasındaki gelişmeleri de yine en yakından takip eden devletlerden biri olmuştur. Dolayısıyla Sovyet dönemi arşivlerinde de Ermeni meselesine dair birçok belgeyi bulmak mümkün olmaktadır. Tabii bunların yanında bugün araştırmacılara kapalı olan, özellikle de tabii Türklere kapalı olan Ermeni arşivlerine de Rus devlet arşivleri üzerine ulaşmamız mümkündür. Çünkü Erivan merkezli Ermenistan hem Çarlık döneminde hem de Sovyet döneminde Moskova'ya bağlı bir toprak parçası olduğundan dolayı Ermenistan'daki belgelerin ciddi bir kısmı da Moskova'daki, Petersburg'daki arşivlere taşınmıştır. Bu bakımdan bugün araştırmacılara kapalı olan bu belgelere Rus devlet arşivleri üzerinden ulaşmak da mümkün olmaktadır. Ve bu Rus devlet arşivlerindeki belgelerin diğer önemli bir noktası da buradaki belgelerin çok gizli kaydıyla saklı bulunmalarıdır. Dolayısıyla burada bu belgelerin yazıldığı dönemde o zamanın koşullarını, gerçekten yaşanan olayları tespit etmek amacıyla bunların yazıldığını görüyoruz. Yani bir propaganda amacı gütmediğini, çünkü geniş kitlelere açık belgeler olmadığı için, bunları çok gizli olduğu için, sadece birkaç kişinin okuduğu için samimi olarak o dönemdeki tanıklık ettikleri olayları, yaşananları kayıt etmeye çalıştıklarını yine bu belgelerden görmemiz mümkündür. İşte bu belgeleri incelediğimiz zaman 3 tane temel sonuçla karşılaşıyoruz Ermeni meselesiyle ilgili Rus arşivlerindeki. Bakınız, bunlardan birincisi 1915 yılında ve daha sonrasında Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan olaylar bir soykırım olarak nitelendirilemez. Bu karşılıklı bir kırımdır. Bu karşılıklı kırımda Batılı emperyalist devletler ve Çarlık Rusyası tarafından Osmanlı topraklarını, arkasından da Türkiye topraklarını paylaşmak amacıyla kışkırtılmıştır. Bu temelde Ermeni ayaklanmaları örgütlenmiştir. Ermeni gönüllü birlikleri hazır hale getirilmiştir. Türkiye ise ilk başta Osmanlı hükümeti, Jöntürk hükümeti, arkasından da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kendisine yönelen bu saldırıya karşı bir vatan savunması vermiş. Meşru müdafaa eylemi içerisinde olmuş, haklı bir savaş vermiştir şeklinde üç sonucu özetlememiz mümkündür. Şimdi bu belgelerin tabii içeriklerini ve konularına geçecek olursak, ilk başta Çarlık dönemi arşivleriyle başlamak doğru olacaktır kronolojik açıdan. Çarlık arşivlerine baktığımız zaman da karşımıza çıkan ilk önemli belgeler Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin yaşam koşullarıyla ilgili belgelerdir. Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin yaşam koşulları bizim konumuz bu soykırım iddiaları arasında ne tür bir önem taşımaktadır. Bakın, bugün Batı'da yapılan propagandalarda denmektedir ki Osmanlı'da Ermeniler çok kötü yaşam koşullarına sahiptiler. Efendim, sadece Ermeni olduklarından dolayı, Hristiyan olduklarından dolayı büyük bir baskıya maruz kalıyorlardı. Bu baskı sonucunda Ermeniler kendi haklarını aramak üzere ayaklandılar ve bunun karşısında da bir soykırıma maruz bırakıldılar şeklinde bir propaganda yapılmaktadır. Fakat o dönemki Ermeni milliyetçilerinin
yazdıkları belgelere, Ermeni seyyahların Anadolu'ya yaptıkları ziyaretlere veya Çarlık yetkililerinin kendi iç yazışmalarına baktığımız zaman Ermenilerin, Osmanlı Ermenilerinin Türkiye'de iyi yaşam koşullarına sahip olduklarını, ekonominin özellikle zanaatin Ermenilerin elinde olduğunu, hatta Müslüman nüfusa kıyaslandığı zaman Ermenilerin yine daha iyi yaşam koşullarına sahip olduklarını görmemiz mümkün olmaktadır. Hatta Çarlık yetkililerinin kendi iç yazışmaları vardır ve şundan yakınmaktadırlar bu Çarlık yetkilileri. Demektedirler ki Rusya Ermenileri, biliyorsunuz o dönemde Ermeniler iki tane büyük imparatorluk altında esas olarak yaşamaktadırlar. Ciddi bir kısmı Rusya altında, diğer önemli kısmı da Osmanlı İmparatorluğu altında yaşamaktadır. İşte Rus generalleri demektedir ki Rusya Ermenileri, yani Rusya'da yaşayan Ermeniler daha iyi yaşam koşullarına sahip olduğu için Anadolu'ya kaçmaktadırlar ve bundan da Çarlık yetkilileri, bakınız, yakınmaktadır. Yine bu belgelere baktığımız zaman Türkiye'de Osmanlı idaresi altında Ermenilerin, Türklerin, Kürtlerin oldukça uyumlu bir biçimde yaşadıklarını, aralarında klasik komşuluk ilişkileri dışında bir sorun olmadığını görmemiz mümkündür. Ve yine Osmanlı sömürü sistemi içerisinde milli ayrımın yine rol oynamadığını bu belgeler net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yani nedir? Sadece Ermeni olduklarından dolayı daha fazla sömürülme söz konusu değildir. Yani Türk köylüsü ne sorunu yaşıyorsa, Kürt köylüsü ne sorunu yaşıyorsa, Ermeni köylüsü de ondan daha fazla, ondan daha farklı bir sorun yaşamamaktadır bu belgelerin gösterdiğine göre. Burada buna bir örnek vermek gerekirse, bakınız 1927 ve 28 yıllarında Sovyetler Birliği'nde basılan bir kitap vardır. Boryan'ın yazdığı bir kitap. Boryan, SSCB'nin Sovyet Ermenistan'ın önemli devlet adamlarından biridir. Kendisi isminden de anlaşıldığı üzere Ermenidir. Bakınız, Boryan SSCB Uluslararası Diplomasi ve Ermenistan adı altında çıkan kitabında şu satırları işaret etmektedir. Ermenilerin Osmanlı'daki yaşam koşullarıyla ilgili. Ben bu Borya'nın iki ciltlik, yaklaşık 1000 sayfayı bulan kitabını bir analizini yaparak da Türkçe olarak yayınladım. Şimdi Borya'nın ağzından o satırları size kısaca aktaracağım. İstanbul'un 1453 yılında 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi, Ermenilere yönelik hiçbir zulme yol açmamıştır ve genel olarak onlar açısından hiçbir olumsuz sonuç doğurmamıştır. Tam tersine tarihsel kaynaklar Mehmet'in Ermenileri sevdiğini ve Ermeni milletini devlet için yararlı bir öğe olarak gördüğünü, tebaasına insancıl yaklaştığını, tecrübelerine ve mali işlerdeki bilgilerine saygı duyarak Ermeni zanaatkar ve tüccarları İstanbul'a davet ettiğini yazmaktadır. Aynı şekilde Sultan 1. Selim de 1513 yılında Tebriz'i fethederek diğerleriyle birlikte bütün Ermeni zanaatkarları da İstanbul'a getirttirmiştir. Milli Ermeni tarihi Türk sultanlarının 16. yüzyıldan itibaren Ermenileri esas olarak sevdiklerini ve imkanları ölçüsünde koruduklarını ileri sürmektedir. Onlara yönelik genel bir baskı olmamış, hükümet tebaasının çıkarlarını gözetmiş, tek tek kişilerden ve hükümet memurlarından Ermenilere gelecek tehditlere karşı da tedbirler almıştır demektedir. Kim demektedir bunu? Bir Ermeni devlet adamı Boryan. Tabi aklımıza hemen şu soru takılabilir. Madem Ermeniler Osmanlı'da iyi yaşam koşullarına sahiptiler, bu Ermeni meselesi peki o zaman nereden çıktı? Bakınız, Boryan bunun da cevabını verir ve der ki, Ermeni meselesi Batılı devletler ve Çarlık Rusyası tarafından Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmanın bir gerekçesini oluşturmak amacıyla, bir bahanesini yaratmak amacıyla ortaya çıkartılmıştır diye söyler. Ve Ermeni meselesinin Ermeni devleti, Ermeni milletinin çıkarları adına değil, Batılı devletlerin ve Çarlık Rusyası'nın Osmanlı üzerindeki çıkarları adına ortaya çıkarıldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla Ermeni meselesinin Türkiye'yi paylaşma meselesi olduğunu Boryan vurgular.
Çarlık dönemi arşivlerine baktığımız zaman ikinci bizi ilgilendiren önemli belgeler Ermeni milliyetçiliğinin doğuşu ve özellikleriyle ilgili olan belgelerdir. Yine o dönemki Ermeni milliyetçilerinin yazdıklarına, makalelerine, kitaplarına baktığımız zaman yani 19. yüzyılın sonunda esas olarak Ermeni milliyetçiliği ortaya çıkar. O dönemki ideologlarına baktığımız zaman, yazdıklarına, çizdiklerine, edebiyatlarına baktığımız zaman bakın Ermeni milliyetçiliğinin 19. yüzyılın ikinci yarısında Çarlık Rusyası'nın ve Batılı devletlerin Türkiye'ye karşı Ermenileri kullanma planlarına paralel olarak ortaya çıktığını, doğduğunu görüyoruz. Yani Ermeni milliyetçiliği dışarıdan gelen bir düşmana karşı kendi topraklarını savunan bir hareket olarak ortaya çıkmamış. Tam tersine dışarıdan gelen düşmanla birlikte yaşadığı halklara karşı gelişen bir hareket olmuştur. Dolayısıyla Rus arşivlerindeki belgeler veya Ermeni milliyetçilerinin yazdıklarını çizdiklerine baktığımız zaman net bir şekilde Ermeni milliyetçiliğinin işbirlikçi, yani dışarıdan gelen düşmanla işbirlikçi karakterini, şoven ve agresif saldırgan karakterini görmemiz mümkün olmaktadır. Bununla ilgili bir örnek verecek olursak Ermeni milliyetçiliğinin bugün hala babası olarak kabul edilen en önemli teorisyenlerinden biri olan, kurucusu olarak kabul edilen Aristruni'nin eserlerine bakmamız yerinde olacaktır. Grigori Aristruni herhangi bir şahsiyet değildir, bir istisnai veya bir marjinal bir kişi değildir. Bugün de Ermeni milliyetçileri tarafından sevilen, sayılan ve Ermeni milliyetçiliğinin kurucusu olarak kabul edilen bir şahsiyettir. Bakınız Aristruni 19. yüzyılın 1800'lerin ikinci yarısında kaleme aldığı eserinde Doğu Sorunu isimli eserinde Doğu Sorunu şöyle tanımlar. Der ki Doğu Sorunu der Ari ve Semi Türklerin, bakınız bu çok önemlidir, Ari ve Semi Türklerin Turani ve Mongol ırklarla mücadelesidir diye tanımlayacaktır. Ve Ari ve Semi Türkler, Turani ırkları yani Türk ırklarını ortadan kaldırmadığı sürece Doğu Sorunu çözülmez diye ifade edecektir ve arkasından da Batılı emperyalist devletlere seslenir. Şunu söyler, eyler Avrupa siz sadece Türkleri Balkanlardan, Avrupa'dan atmakla yetinirseniz Doğu Sorunu çözemezsiniz. Bunları Anadolu'dan da sürmek gerekir. Bunların elinden bütün iktidar aygıtını almak ve kültürlü uygar milletler içerisinde bunları asimile etmek, ortadan kaldırmak gerekir diye ifade etmektedir. Dolayısıyla Aristruni dünyadaki çelişmeyi ve dünyadaki problemlerin çözümünü ırki temele dayandırmaktadır. Ona göre bir tarafta uygar, Ari ve Semi Türkler vardır. Bir tarafta kültürsüz uygarlıktan nasibini alamamış Türkler ve Turani ırklar bulunmaktadır. Bu da tabii Ermeni milliyetçiliğinin gelişimine de doğuşuna ve gelişimine damgasını vuracak ve ileriki gelişmelerde önemli rol oynayacaktır. Aristoteles'in bunun yanında yine Batı Ermenistan'daki Ermenilerin yaşam koşulları, ekonomik ve sosyal durumu isimli bir kitap da bakınız kaleme almıştır. Batı Ermenistan dediği tabi Osmanlı topraklarıdır. Osmanlı'da Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı topraklardır. Bu kitabında da Aristruni yine Kürtlerle ve Türklerle ilgili oldukça ırkçı yaklaşımlara sahiptir. Efendim Türklerle Kürtler, yani Allah insanları eşit yaratmamıştır. Türkler ve Kürtler uygarlıktan nasibini alamamış kişilerdir. Türkçe diye bir dil yoktur. Türkçe sadece 3. sınıfa kadar okutulacak bir dildir. İlkokul 3'e kadar kullanılabilecek bir dildir. Ondan sonra Ermeniler, Kürtler yarı vahşidir. Evinize bir Türk uşa kalırsanız 2 gün sonra sizi arkanızdan bıçaklar. Türk kadınları haremde süs olmanın ötesinde ileri gidemezler. Türkler tembeldir. Anadolu'dan Ermenileri çıkartırsanız Türkler açlıktan ölürler, hiçbir zaman çalışmazlar gibi birçok Türklere ve Kürtlere yönelik ırkçı yakıştırmayı da yapmaktadır.
Ve bunlar ne bakımdan önem taşımaktadır? İşte Ermeni milliyetçiliğin doğuşuna, damgasına vuran bu işbirlikçi, şoven, ırkçı ve saldırgan özellikleri, bakınız, Rusya Ermenileri tarafından Türkiye Ermenilerine dayatılmıştır. Biraz önce Borya'nın bahsettiği gibi hiçbir şekilde birbirleriyle sorun olmadan yaşayan Türklerle ve Kürtlerle yaşayan Ermenileri, Türkiye Ermenilerine bu fikirler empoze edilmiş. Bu fikirlerin empoze edilmesiyle de kendi komşusuna karşı, işte yan evde oturan komşusuna karşı Türkiye Ermenileri adım adım kışkırtılmaya başlanmış ve 1915 olaylarına giden sürecin altyapısı bu şekilde döşenmiştir. Tabi Rus arşivlerindeki en önemli belgeler Birinci Dünya Savaşı ile ilgili belgelerdir. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde tabi Çarlık generallerinin kendi iç yazışmalarına baktığımızda, yine Çarlık generallerinin Taşnak, yani Ermeni milliyetçilerinin o dönemki en önemli örgüt olan Taşnak Sütyun Partisi'nin yetkilileriyle yaptığı yazışmalara baktığımızda, onların Batılı devletlerin diplomatlarıyla yaptıkları görüşmelerin zabıtlarına baktığımızda, Türkiye Ermenilerin, yani Osmanlı vatandaşı olan, Türkiye vatandaşı olan Ermenilere Çarlık yetkilileri tarafından ve Batılı Emperyal Devletler tarafından iki tane temel misyonun verildiğini görüyoruz. Bu görevlerden bir tanesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk ordularının cephe gerisinde Ermeniler kitlesel ayaklanmalar çıkartacak. Bu şekilde Türk ordularını zaafa uğratarak Anadolu'nun düşman ülkeleri tarafından işgalini kolaylaştıracaklardı. İkinci verilen görev ise yine Türkiye Ermenilerine, Türkiye vatandaşı olan Ermenilere, onlar da Ermenilerden gönüllü birlikler oluşturularak bu gönüllü birlikler Türk ordularının cephe hattını yırtacak ve bu şekilde arkadan gelen yine düşman ordularına yardım ederek Anadolu'nun işgalini kolaylaştırmak üzere bir rol oynayacaklardı. İşte bu iki misyonun verildiğini açık bir şekilde belgeler göstermektedir. Bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse, birçoğunuzun da yakından tanıdığı Kaçaz Doneli'nin Ermenistan'ın ilk başbakanı olan ve Taşnak Sütyun Partisi'nin de kurucusu olan Kaçaz Doneli'nin 1923 yılında yazdığı raporu örnek gösterebiliriz. Tabi aramızda Taşnak Sütyun Partisi nedir bilmeyenler olabilir, onu da kısaca tanımlayalım. Bakınız, Taşnak Sütyun Partisi 1890 yılında Ermeniler, Ermeni milliyetçileri tarafından Büyük Ermenistan kurmak amacıyla kurulmuştur. Taşnak Sütyun Partisi temel eylem biçimi olarak terörü benimsemiştir. Yani bu terörü benimsediği de kendi bizzat programlarında ve tüsüklerinde de yazmaktır. Hatta tüsüklerinde terör komiteleri bile tanımlanmıştır. İşte bu Taşnak Sütyun Partisi de bu amacına, Büyük Ermenistan amacına ulaşmak için de Batılı devletlerin, büyük kuvvetlerin desteğini almayı da baş amaçlardan biri olarak benimsemiştir. İşte bu partinin kurucusu olan ve Ermenistan'ın da ilk başbakanı olan Kaçaz Doneli 1923 yılında bir rapor yazar. Bu raporunda çok ciddi bir öz eleştiri yapmakta. Batılı emperyalist devletler tarafından, Çarlık Rusyası tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirdiklerini, asla ve asla kendi halkları adına hareket etmediklerini, tam tersine Ermenileri bu emperyalist planlar adına ateşe attıklarını, çok büyük bir suç işlediklerini, Türkiye'nin haklı olduğunu teşhiri yapmakla haklı, meşru bir müdafaa eylemi içerisinde bulunduğunu ve bu sebeplerden dolayı da, çok bu günahlarından dolayı da partilerini kapatmaları gerektiğini ve intihar etmeleri gerektiğini bu raporunda ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Kaçaz Doneli'nin bu raporu önemlidir. Ben bunu Rusya'daki kütüphanelerde bularak tam metnini yayınladım ve bu rapor tabii birçok Ermenistan'da yasaklanmıştır. Batılı ülkelerin kütüphanelerinden de bakınız Ermeni milliyetçileri tarafından toplanarak imha edilmektedir. Tam Türkçe metninde buradan okumanız mümkündür.
Bu işte iki misyonun verilmesine bahsettiğimiz hem cephe gerisinde ayaklanma, çıkartmak ve gönüllü birlikler oluşturma şeklinde özetlediğimiz bu iki misyonun yerine getirilmesinde sadece birkaç Ermeni teröristi, taşnak teröristi rol oynamamıştır. Çok geniş Ermeni kitleleri ne yazık ki yine bu görevlerin yerine getirilmesinde çalışmışlardı ve çok geniş bir hareket, Ermeni hareketi ortaya çıkmıştır. Bunları gösteren yine birçok belgeler vardı Rus devlet arşivlerinde. Bakınız köy köy isimler vardır, başvurularda bulunmuşlardır. Ermeni, Türkiye Ermenileri, gerek Çarlık garnizonlarına, efendim askeri yetkililere, diplomatik temsilciliklerine Türkiye'ye karşı, yani vatandaşlık bağıyla bağlı oldukları, tebaası oldukları Osmanlı'ya karşı düşman ordularına savaşmak üzere başvurularda bulunmuşlardı ve bu şekilde yüzlerce, bakınız, başvuruların belgeleri yine Rus devlet arşivlerinde bulunmaktadır. Bunları da ben yine gerek yüz belgede Ermeni Meselesi isimli Türkçe olarak çıkan kitabında ya da Rusça olarak bir hafta önce çıkan kitabında belgeleriyle yayınladım. Buralarda bakınız doktorundan basit köylüsüne, zengininden efendim fakirine, okumuşundan cahiline, işte kadınından erkeğine, yaşlısından çocuğuna kadar, hani denir ya 7'den 70'e geniş Ermeni kitleleri Türk ordularını arkadan vurma eylemi içerisinde görev almışlardı. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik, Türk ordularına yönelik tehdidin boyutu düşünüldüğünden çok daha fazladır. Bu da tehcirin ne kadar haklı sebeplere dayandığını, uluslararası hukuka uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tehcir tanımını tabi kısaca açalım, belki bilmeyenler vardır. Tehcir, bakınız, 27 Mayıs 1915 tarihinde Osmanlı hükümeti, tabi bir taraftan Çanakkale'de direnmedi, diğer taraftan doğuda Ruslarla savaşmaktadır. Bu sırada Ermeni ayaklanmaları patlak vermiştir. Özellikle Van'da ve diğer cephe gerilerinde. Bundan dolayı artık Osmanlı hükümeti cephe gerisindeki Ermenilerin güneye doğru zorla göç ettirmeleri kararını alır. İşte buna tehcir denmektedir. Kelime kökünde neyse, bunu hatırladım. Hicretten gelmektedir. Yani zorla göç ettirilme anlamını taşımaktadır. Tehcir, işte deportasyon herhalde Almancası da öyle oluyor. İşte Latin dillerinde deportasyon olarak geçmektedir. İşte bu eylemin ne kadar haklı gerekçelere dayandığını bu başvurular, geniş Ermeni kitlelerinin düşmanla işbirliğini yaptığını gösteren belgeler ortaya koymaktadır. Tabi Birinci Dünya Savaşı ile ilgili belgelerin, Çarlık Rusyası arşivlerinde bulunan belgeler içerisinde bence en çarpıcı olanlar ve beni en fazla şaşırtan belgeler Ermeni gönüllü birliklerinin katliam ve yağma politikasını gösteren belgelerdir. Bir an önce ifade ettiğimiz gibi Ermeni gönüllü birlikleri Rus orduları tarafından silahlandırılmıştır. Efendim, Rus ordularının yanında Türklere karşı, Osmanlı'ya karşı, ordularına karşı savaşmışlardı. Fakat Çarlık generalleri dahi Ermeni gönüllü birliklerinin yaptıkları katliamlardan tabiri caizse illallah demişlerdi. Dehşete kapılmışlardı ve bu nedenle yazılmış yüzlerce, bakınız, rapor bulunmaktadır. Çarlık generallerinin, Çarlık askeri yetkililerinin, efendim diplomatik yetkililerinin veya başka devlet yetkililerinin yazdığı yüzlerce rapor vardır. Ve bu raporlarda Ermeni gönüllü birliklerinin kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, yaşlı ayrımı yapmadan sistematik olarak bir katliam politikası izlediği ifade edilmektedir. Müslüman nüfusa karşı ve hatta emirler, talimatnameler yayınlanmıştır bu katliamların önlenmesiyle ilgili ve hatta
Bu çok önemlidir. Çarlık askeri mahkemelerinde, yani Kafkas ordularının askeri mahkemelerinde birçok Ermeni gönüllü birliklerinin subayları ve erleri Müslüman nüfusa yönelik ırkçı nefretten kaynaklanan sistematik katliam yaptıklarından dolayı yargılanmışlar. İdam cezasına ve kürek cezalarına kadar birçok üst düzey cezaya çarptırmışlardır. Kim bunları çarptırmıştı cezaya? Çarlık orduların askeri mahkemeleri. Çarlık orduları nedir? O sırada Türkiye'de savaşmakta olan ve hatta Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biridir ve o en kanlı çatışmaların olduğu dönemde, yani Türklerden nefret etmesi gereken Rus ordularının askeri yetkilileri, mahkemeleri, Çarlık yetkilileri Ermeni subaylarını ve erlerini Müslüman nüfusuyla katliam yapmak yüzünden yargılamış ve idame mahkum etmiştir. Ve bu ben bütün Çarlık mahkemelerinin, askeri mahkemelerinin Kafkas cephesindeki bütün tutanaklarını inceledim. Tabii birçok birlik vardır, alay vardır, efendim bölük vardır. Bunların hepsini tek tek askeri mahkemeleri vardır. Bunların hepsini tek tek inceledim ve şu an elimde 700 sayfanın üzerinde mahkeme tutanağı bulunmaktadır. Bu mahkeme tutanaklarından bir kısmını hem Rusça olarak çıkan kitabımda hem de Türkçe olarak çıkan kitabımda birkaç tane örnekte koydum. Fakat bu 700 belgeyi ayrıca yayına hazırlıyorum. Bunlardan bir örnek vermek gerekirse, bakınız burada tutanakların orijinalleri de bulunmaktadır. Türkçesi de var. Hem Türkçe metinleri vardır, hem Rusça orijinal metinleri bulunmaktadır. Bu belgeye göre kaçıncı? Üçüncü ve dördüncü Ermeni gönüllü birliklerinin subayları, buralarda isimleri de tek tek yazıldı. İşte Karapet, Canpoçya, Martiros, Akopyan, Sakonikyan falan diye liste gidiyor, sanıklar listesi. Bir, Müslüman köyünü basarlar. Bu Müslüman köylerinde tabi biliyorsunuz savaş sırasında erkekler bulunmamaktır ya çok küçük yaştaki çocuklar bulunmaktır veya savaşa gidemeyecek kadar yaşlı olan insanlar ancak köylerde vardır. Dolayısıyla esas kadınlar ve çocuklar köylerde bulunmaktır. İşte 3. ve 4. Ermeni gönüllü birliklerinin yetkilileri bir Müslüman köyünü basarlar. Bu Müslüman köyündeki 26 tane kadın ve kıza, çocuk yaşındaki kıza tecavüz ederler. Bunların 20 tanesini öldürürler. Geriye kalanını da öldürecek derecede yaralarlar. Ve işte bu mahkemede bunu yapanlar Çarlık yetkilileri tarafından yargılanmış ve idama mahkum edilmiştir. Ve burada da bu katliamların ırkçı nefretten kaynaklandığı özel olarak belirtilmiştir. Bu da tabi ağırlaştırıcı bir neden olduğu için, o zamanki Çarlık hukukuna göre ağırlaştırıcı bir neden olduğu için ırkçı nefretten kaynaklandığı da ortada orada ifade edilmiştir. Bu ne bakımda önemlidir? Yapılan katliamlar, efendim çeşitli ekonomik sebeplerden veya işte toprak sorunundan, işte bana yan baktın veya işte kızını kaçırdın bilmem ne falan gibi sebeplerden değil, sadece Türk, Kürt veya Müslüman olduklarından dolayı katliama tabi tutuldukları yine bu metinlerde ifade edilmektedir. Bunlar da yine tehcirin ne kadar haklı sebepleri dayandığını göstermesi açısından önemlidir. Yine altını çizeyim, bu katliamlar tehcirden önce başlamıştır. Yani tehcirden sonra tehcire karşı bir tepki olarak bazı istisnai olaylar değildir. Tehcirden önce tehciri doğuran katliamlardır. Bunu da ayrıca belirtmek gerekir. Bununla ilgili diğer önemli bir örnek, bakınız o da Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Bolhovitinov'un yazdığı 11 Aralık 1915 tarihli rapordur. Tuğgeneral Bolhovitinov
Vakfın bir defa kim olduğunun altını çizelim. Arkasından rapora içeriğine de geçeceğiz. Bolo Vitinov, Kafkas cephesinde Türkiye ile savaşmakta olan Rus ordularının kurmay başkanı. Kurmay başkanı kimdir? Karargahta oturur, bütün karargahı yöneten kişidir. Dolayısıyla bütün cepheden ona bilgiler akmaktadır. Yani bütün bilgilere hakimdir, bütün cepheye hakimdir, bütün olaylara hakimdir. Yani yereldeki bir komutan değil, sadece kendi gözleriyle gördüklerin değil, ayrıca bütün geniş Rus subaylarının yaşadıklarını, gördüklerini hakim olan bir şahsiyettir. İkincisi, Bolovitinov'un en önemli görevi nedir? Türk ordularını halt etmektir. Yani Türkiye'ye karşı herhangi bir sempatisi olması veya yani Türkiye'ye karşı tarafsız bile değildir. Türkiye'ye savaşmak olan ordunun en önemli komutanlarından bir tanesidir. Rapor ne zaman yazmıştır? 11 Aralık 1915. Yani Türk-Rus-Kafkas Birinci Dünya Savaşı'nın Türk-Rus cephesinin en şiddetli savaşlarının olduğu dönemde. Yani Türkler Rus'un birbirlerini en sert şekilde öldüğü dönemde. Bakınız 65 sayfalık bu raporu ben yine Rus devlet arşivlerinde buldum ve Türkçe olarak da yayınladım. Ayrıca 2-3 hafta önce de Azerbaycan Devlet Neşriyatı Devlet Yayınevi de benim bu kitabımı yayınladı. Bakınız bu raporda Bolovitinov'un tespitleri çok önemlidir. Birincisi Bolovitinov yine Ermenilerin Türkiye'de iyi koşullarda yaşadıklarını, Batı Avrupa'nın Ermeni meselesindeki rolünü çok açık bir şekilde anlatmaktadır. Nasıl kışkırttıklarını, Avrupa diplomasisinin Ermenilere kan dökerek kan dökme öğüdünde bulunduğunu anlatmaktadır. Yine Ermeni örgütlerinin terör eylemlerinden bahsetmektedir. Ve en önemlisi Birinci Dünya Savaşı sırasında Bolovitinov Ermeni gönüllü birliklerinin Türk ve Kürt köylerinde, Müslüman köylerinde taş üzerinde taş bırakmadıklarını, sivil, asker, ondan sonra kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, genç ayrımı yapmaksızın sistematik olarak önemlidir. Bir katliam politikası izlediğini, nüfus dengesini kendi lehlerine çevirmek için bu sistematik olarak bu katliamları işlediklerini ve ırkçı duygularla hareket ettiklerini anlatmaktadır. Bunun yanında Bolovitinov raporunda yine önemli noktalardan bir tanesi, Ermenilerin kendi kayıtlarıyla ilgili devamlı olarak yanlış bilgi verdiklerini, abarttıklarını söylemektedir. Hatta bununla ilgili çeşitli örnekler verir. Örneklerden bir tanesi şöyledir. Der ki, efendim bize der bir bilgi geldi Ermenilerden, Van'dan Çıtağa hareket eden, gitmekte olan bir Ermeni kafilesine bir Kürt grup, Kürt çetesi saldırmıştır. Ve bu çete 500 tane Ermeni katlederek öldürmüştür şeklinde bir bilgi geldiler. Ben de oraya müfettişlerimi gönderdiler. Müfettişler gittiler, baktılar da ölen Ermeni sayısının epitopu 42 tane olduğunu öğrendikler ve bunların da hastalıktan dolayı öldüğünü öğrendiğini belirtir ve o yüzden Ermenilerin verdiği rakamları asla Ermeni milliyetçilerin verdiği rakamları asla güvenilmemesi gerektiğini ifade eder. Hatta daha ağır ifadeler de kullanır. Bütün Ermenileri kapsayacak işte bunların bu milletin temel özellikleri böyle yalanlar söylüyor falan şeklinde onları burada ifade etmeyiz. Fakat bu görüşler yine Türkiye'yle savaşmakta olan bir ordunun komutanının raporu. Bu yine bu raporu ben Türkçe olarak da yayınladım. Buradan da ayrıntılarını okumanız mümkündür. Ve bununla ilgili örnekler çok, yani başka mahkeme kararları dışında bu raporlar dışında birçok iç çalışmalar yine vardır. Hem Türkçesine, Rusçasına yine de kitaplarda yine bunları görmek mümkündür. Çok süreyi de uzatmamak için devam edebiliriz.
Demek ki Çarlık belgelerinin yanında, Çarlık dönemi belgelerinin yanında bakın Sovyet arşivlerinde de, Sovyet döneminde de birçok belgele bulunmaktadır. Ermeni meselesiyle ilgili bunlar da bakın önlerde taşımaktadır. Bakınız bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosuna gidip gelen, işte geliyor, gidiyor, bir çıkıyorlar, tekrar gündeme getiriyorlar. Soykırım iddialarında Türkiye'nin 1915 ile 23 yılları arasında kesintisiz soykırım yaptığı ifade edilmektedir. Yani Türkiye Kurtuluş Savaşı da bu soykırım tarihi içerisine sokulmakta ve işte Atatürk ve Türk ordularının yetkilileri de soykırım suçlusu olarak bu kararlarda ifade edilmektedir. Zaten bu fikir Ermeni çevrelerinde çok yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Dolayısıyla 1917 sonrasındaki, yani Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı, 19 sonrasındaki Kurtuluş Savaşı'ndaki gelişmeler de yine bu kapsam içerisinde sokulmaktadır. Bunları açıklığa çıkartmamızda yine Sovyet arşiv belgelerinin önemi olduğunu görüyoruz. Bu belgelere baktığımız zaman Sovyet Devleti'nin üst düzey yetkililerinin ve Ermeni Bolşeviklerinin yine yazdıkları gizli damlalı belgelere, raporlara, yazışmalara, kitaplara, makalelere baktığımızda Ermeni meselesinin Türkiye ile Ermenistan arasında olan bir mesele, Türkiye ile Ermeniler arasında olan bir mesele olmadığını, esas olarak Türkiye'yi paylaşmak isteyenlerle Türkiye arasında bir mesele olduğunu görüyoruz. Bunun bir emperyalizm meselesi olduğunu görüyoruz. Yine buna karşı Türkiye'nin haklı bir savaş verdiğini ve kendi vatanını savunduğunu bu belgelerden görmemiz mümkündür. Bununla ilgili yine birçok örnekler vardır. Bir tanesini vermek gerekirse bakınız, Büyük Sovyet Ansiklopedisi yayınlanmıştır. Sovyetler Birliği'ne nasıl meydan dizinde Ruslar, Anabritanikalar falan gibi Batı'da yayınlanmış ansiklopediler varsa, bu da Sovyet Devleti'nin en temel ansiklopedilerinden bir tanesidir. Bunda Ermeni meselesi maddesi bakınız bulunmaktadır. Ermeni meselesi maddesini yine ben geniş bir özetini yine Türkçe ve Rusça olarak da bu kitaplarda yayınladım. Burada Ermeni meselesi maddesi şöyle başlamaktadır. Demektedir ki Ermeni meselesi Osmanlı'daki merkez kaç kuvvetlerin Batılı devletler ve Çarlık Rusyası tarafından desteklenmesiyle ortaya çıkmıştır. Buradaki amaç da Türkiye'yi paylaşmak, topraklarını paylaşmak şeklinde ifade edilmektedir. Yine Sovyet arşivleri, Sovyet dönemi belgelerine baktığımız zaman Taşnak Ermenistan'ın oynadığı rol ve Taşnak Ermenistan'daki etnik temizlik politikası ile ilgili belgeler görmemiz mümkündür. Bunların içeriğine ve örneklerine geçmeden önce Taşnak Ermenistan nedir? Bunu kısaca tanımlayalım. Birinci Dünya Savaşı son bulmasıyla tabi Osmanlı savaştan mağlup ayrılmıştır. Rusya Ekim Devrimi ile birlikte savaştan çekilmiştir. İngilizlerin Fransızlarında bir galip gelmesiyle Güney Kafkasya'da çok ciddi bir otorite boşluğu oluşur ve bu otorite boşluğunu değerlendirerek Taşnak Partisi, biraz önce bahsettiğimiz Taşnak Partisi'nin iktidarında bir tırnak içerisinde bağımsız bir Ermenistan devleti kurulur ve bu 2,5 senelik bir ömrü olmuştur. 1918'in Nisan'ından 1920'nin Kasım'ına kadar bu devlet yaşamıştır. İşte 2,5 senelik bu devlete Taşnak Ermenistan diyoruz. Çünkü Taşnakların iktidarı altında olduğu için. İşte bu Taşnak Ermenistan'ın oynadığı rolle ilgili yine Sovyet arşivlerinde önemli belgeler vardır. Yine Sovyet Devleti'nin üst düzey yöneticileri, yetkilileri ifade etmektedir ki Taşnak Ermenistan'ın Türkiye ile Sovyet Rusya arasında bir tampon işlevi görmesi amacıyla
Batılı Emperyalist Devletler tarafından kurulmuştur. Ve Batılı devletlerin bölgedeki planlarını gerçekleştirmek için bir üst rolünü görmüştür diye ifade etmektedirler. Yine bu Taşnak Ermenistan'ın içerisinde, toprakları içerisinde çok ciddi bir şekilde Müslüman nüfusa yönelik bir etnik temizlik politikasının uygulandığını bu belgeler göstermektedir. Bakın bunlarla ilgili çok örnek verdik. 2-3 tanesini size sunmak istiyorum. Bunlardan birincisi bir Ermeni tarihçi olan Lalayan'ın ben yazdığı makaleleri derleyerek kitap haline getirdim ve Türkçe olarak da yayınladım. Bakın Ermeni bir tarihçi olan Lalayan bir istatistik yayınlar. Burada tablo. Bakın siz görmüyorsunuz ama size bunları aktaracağım. Ermeni tarihçi Lalayan ifade ettiğine göre Taşnak bugünkü Ermenistan topraklarında, yani şu anki Ermenistan toprakları içerisindeki Kürt nüfusun %98'i, Türk nüfusun %77'si, Yezidilerin %40'ı 2,5 senelik Taşnak iktidar, 2,5 senelik Taşnak iktidar içerisinde ortadan kaldırılmıştır, imha edilmiştir. Bunu bir Ermeni tarihçi olan Lalayan tabloyla ortaya koymaktadır. Yine bununla ilgili çarpıcı örneklerden bir tanesi Ermenistan arşivlerinde bulunan belgelerden biridir. Biraz önce belirtmiştim, Ermeni arşivlerine Rus arşivleri üzerinden ulaşmak mümkündür diye. Bakınız 1920 yılında Beyazıt bölgesinde, Doğu Beyazıt biliyorsunuz bizim Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde, Beyazıt bölgesinden bir taşnak subayı kendi genelkurmayına bir rapor gönderir. Bu raporda bakın taşnak subayının ağzından yazdığı raporu okuyorum. Bu bölgedeki Türk nüfusu ayırt etmeden imha etti. Bazen kurşunlara yazık olmasın dersin ya, bu köpeklere karşı en etkili yol çarpışmadan sonra sağ kalanları toplayıp kuyuların içine tıkmak ve bir daha dünyada bulunmamaları için yukarıdan ağır kayalarla ezmek. Ben de öyle yaptım. Bütün erkekleri, kadınları ve çocukları topladım. Benim tarafımdan atıldıkları kuyuların içinde kayalarla ezerek hepsinin hayatına son verdim diyerek yaptığı faaliyetlerle bakınız övünmektedir. Tabii bu size garip gelebilir. İnsan nasıl bu tür vahşi eylemleriyle övünebilir diye. Fakat taşnak orduları içerisinde rütbe almak, yükselmek, işte paşalık unvanı almak, general olmak Türk ve Müslüman nüfusa yönelik katliam yapmaktan geçmektedir. Bunu yine ifade eden ben değilim. Sovyet kaynaklarında bu ifade edilmektedir. Yani dolayısıyla bunlarla övündükleri, yani bu yaptıkları faaliyetleriyle övünmeleri yükselme hırsında ve biraz önce bahsettiğimiz Ermeni milliyetçiliğinin kökenindeki o ırkçı nefretten kaynaklanmaktadır. Yine bununla ilgili verilecek örneklerden bir tanesi yine benim Rus arşivlerinde bulduğum bir rapordur. Bu rapor İngilizlerin Mavi Kitabı'na karşı Sovyet yetkilileri tarafından hazırlanmıştır. Kızıl Kitap adını taşımaktadır. Tabii o dönemde bir renkli kitaplar savaşı vardır. Onu da kısaca belirtelim. Biliyorsunuz 1916 yılında İngilizler tarafından kendi saldırgan amaçlarını meşru hale getirmek, kendi kamuoyunu bu noktada ikna etmek ve Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşa çekmek amacıyla bir propaganda eseri olarak bir mavi kitap yayınlanır. Bu mavi kitaba karşı da 1917 yılında İttihat Terakki Hükümeti bir beyaz kitap basar. Ha, bu mavi kitapta ne var? İşte sözde Türklerin Ermenilere yönelik bir kırım gerçekleştirdiği
ifade edilmektedir. Buna karşı İttihat-ı Irak hükümeti 1917 yılında Beyaz Kitabı yayınlar. Beyaz Kitabı'na karşı 1918 yılında Ermeniler Paris Barış Konferansı'na yönelik bir kırmızı kitap yayınlarlar. Ermenilerin de bu kırmızı kitabında sadece Türklere saldırmamaktadır. Ayrıca Gürcüleri de hedef alan birçok şey vardır. Gürcüler buna çok kızar. 1920 yılında Gürcüler de bir kırmızı kitap yayınlarlar. Başka bir kırmızı kitap. Ben o Gürcülerin kırmızı kitabında Türkçe olarak yayınladım. Burada var mı bilmiyorum. Fakat en son noktayı Sovyet yetkilileri koyar. İşte Komünist İnternasyonel'e bağlı, Komintern'e bağlı Doğu Halkları Propaganda ve Harekat Konseyi'yi hepsine karşı derken Ermenilerin kırmızı kitabına ve İngilizlerin mavi kitabına karşı böyle bir kitap hazırlarlar. Kızıl kitap adı altında ama yayınlanmış bir eser değildir. Bir belgeler dizisinden oluşmaktadır. Bakınız bu belgeler dizisinde özellikle Kars, Ardahan bölgelerinde, Iğdır bölgelerinde Müslüman nüfusa yapılan katliamlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Köylerin nasıl basıldığı, işte köylere verilen hasarlar, işte yıkılan camiler, evler, efendim halılar, şunlar bunlar ve tabi buradan okumak istemediğim Ermeni çetelerinin başvurdukları metotlar ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Gerçekten başvurulan metotlar buradan okunamayacak kadar vahşi derecededir. Bunları yine kim ifade etmektedir? İşte efendim bir Osmanlı yetkilisinin, bir Türk ordusunun, Kurtuluş Savaşı ordusunun bir subayı mı? Hayır. Yine Rus belgeleri, Sovyet belgeleri bunu ortaya koymaktadır. Bunu da yine tam bir metin olarak, Türkçe olarak yayınladım. Bununla ilgili tabii çok örnek vardır. Ben de rastgele açtık internetle çıktı. Evet, mesela Kirov. Kirov'un 29 Temmuz 1920 tarihli telgrafı. Taşlaklar bütün nefretlerinin gücüyle Müslümanlara ve Ruslara saldırıyor. Kars bölgesinde 30 bin Rus nüfustan 15 bin kaldı. Gerisi kaçarak ya Türkiye'ye ve Rusya'ya dağıldı veya öldü. Köyleri ise halkı yağmalayan çeteciler birlikte yerleşti. At arabalarıyla yük taşıma işini reddeden işte şu köyün hepsi 4. Alay Komutanı'nın emriyle kılıçtan geçirildi. Falan işte Bimlerne bölgesindeki 15 Müslüman köyün halkı da kılıçtan geçirildi ve köyler yağmalandı diye mesela bir belgede bulunmaktır. Çok örnek bununla ilgili vardır. Taşla gelmesindeki etnik temizlik politikasından sonra yine Sovyet arşivlerindeki diğer önemli belgeler Ermeni milliyetçiliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli olan 2. Dünya Savaşı ile ilgili olan belgelerdir. Bakınız bugün Batı'da işte Fransa'da veya işte İsviçre'de Ermeni soykırımının inkarını cezalandıran yasaların birçoğu ırkçılar karşı kanunlar içerisinde ele alınmaktadır. Yani Ermeni soykırımını reddetmek yok demek bir ırkçılıkla eşit tutulmaktadır. Fakat Sovyet arşivlerine baktığımız zaman Taşnakların, Ermeni milliyetçilerinin 1. Dünya Savaşı'nda oynadıkları rolün aynısını 2. Dünya Savaşı'nda oynadıklarını görüyoruz. Yani nasıl 1. Dünya Savaşı sırasında Türkiye Ermenileri düşman ülkelerin orduları adına gönüllü birlikler oluşturdularsa bu sefer 2. Dünya Savaşı sırasında Taşnaklar Nazi orduları adına gönüllü birlikler oluşturmuşlardır ve bu gönüllü birlikler Alman faşist ordularının Kafkasya'yı işgal etmesini kolaylaştırmak amacıyla görev yapmışlardır. Ve bakınız Duro isimli
tırnak içerisinde bir Ermeni kahramanı vardır. Bu Duro, Birinci Dünya Savaşı sırasında Müslüman nüfusa yaptığı katliamlarla nam salmış bir şahsiyettir. Bu Ermeni komutanının Ermenistan'da, Amerika'da ki çeşitli Ermeni bölgelerinde heykelleri de dikilmiştir. Bakınız bu Duro, İkinci Dünya Savaşı sırasında faşist Alman ordularında görev yapmış ve faşist Alman orduları adına oluşturduğu gönüllü birliklerle Kafkasya'da yine savaşmış bir kişidir. Yine birçok Ermeni gönüllü birliği yetkilisinin Gamalı Haç önünde yemin ettikleri şeylerde, fotoğraflarda yine bu arşivlerde mevcuttur ve bizim elimizde bulunmaktadır. Bunlar da tabii Ermeni milliyetçiliğin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli. Ne demiştik? İşbirlikçi ve ırkçı kökleri işte Birinci Dünya Savaşı sırasında Müslüman nüfusuyla katliamlarla daha da pekişmiş ve düşmanla işbirliği yapma politikası da daha da pekişmiştir. Artık İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman, faşist Alman orduları adına gönüllü birlik oluşturmaya kadar da gitmiştir. Bu da tabii Batı kamuoyu açısından önem taşımaktadır. Yani taşnakların oynadığı rolü, ırkçı rolü göstermek açısından da önemlidir. Bunlarla ilgili yüzlerce, bakınız, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 100 falan değil, yüzlerce belgeler vardır. Hatta bunların ciddi bir kısmı da Sovyetler döneminde Erivan'da bu belgeler, önemli bir kısmı da basılmıştır, yayınlanmıştır. Bunların hepsi bizim elimizde mevcut bulunmaktadır. Hem bu arşivlerinde hem yani hem Çarlık döneminde hem de Sovyet dönemindeki belgelerde yine ortaya çıkan önemli gerçeklerden biri de Büyük Ermenistan kurulmak istenen topraklarda Türk ve Müslüman nüfusun Ermeni nüfustan 5 kat daha fazla olmasıdır. Bu da önemlidir. Hem Çarlık yetkilileri hem de Sovyet yetkilileri bu nüfustaki dengesizliği net bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Bu ne bakımdan önemlidir? Bakın, genel olarak şu tür şeyler duyulur tartışmalarda. Denir ki, ya kardeşim Bulgaristan ayrıldı, Yunanistan ayrıldı. Yani Osmanlı'dan koptu, bağımsızlığını ilan etti. Arap ülkeleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. E peki Ermenilerin niye bağımsız devlet kurma hakkı olmasın? Onlara verildi, bunları elde ettiler. Niye siz bu hakkı görmezden geliyorsunuz? Şimdi burada en önemli fark, Bulgaristan'ın kurulu topraklarda öyle de böyle Bulgarların daha çoğunluk olmasıdır. Efendim Sırpların orada farklı olmasıdır. Ki oralarda da çok ciddi tehcitler ve Müslüman nüfusu öyle kırımlar gerçekleşmiştir ama yine onların orada bir Yunanistan'ın yine kurulmasının bir haklı bir zemini bulunmaktadır. Fakat Ermenistan olarak adlandırılan, kurulmak istenen topraklarda çoğunluk 5 kat daha fazla olarak Müslümanların elindedir. Bu da oradaki böyle bir devletin ne kadar haksız olacağının, ne kadar meşru bir zemine oturmadığını göstermesi açısından önem taşımaktadır. Biraz önce söylediğimiz gibi, onları da tekrar ederek sunumu tamamlayabiliriz. Bütün bu belgeler, Rus belgeleri, yani Türkiye'nin, Osmanlı'nın belgeleri değil, Rus belgeleri, Rus devlet arşivleri tartışmaya yer bırakmayacak şekilde, sadece bir iki tane örnekle değil, yüzlerce, binlerce sayfa örneklerle 1915 yılında Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan olayların bir soykırım olmadığını, bunun karşılıklı bir kırım olduğunu, bu karşılıklı kırımın Batı'da emperyalist devletler ve
Çarlık Rusyası tarafından kışkırtıldığını Osmanlı'yı paylaşmak amacıyla ve Türk topraklarını paylaşmak amacıyla, buna karşı da Türkiye'nin, Türk hükümetinin, Jön Türk hükümetinin arkasından da TBMM hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin meşru bir müdafaa eylemi içerisinde olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Doğrudur, bir trajedi yaşanmıştır. İnsanlar ölmüştür. Fakat bu ölenler sırf Ermeni değildir. Her milletten, her kökenli insan hayatını kaybetmiştir. Yaşanan gerek karşılıklı kırım, gerek salgın hastalıklar, gerek iklim koşulları, savaş durumundan tabii dolayı açlık, yokluk, bundan dolayı birçok insan hayatını kaybetmiştir. Fakat bu trajedinin sorumluluğunun asla ve asla Türkiye'ye yüklenemeyeceğini de Sovyet belgeleri ortaya koymaktadır. İşte Kaçan'ın raporu bütün sorumluluğun kendilerinde olduğunu ifade etmektedir. Veya yine başka bir Ermeni Bolşevi olan Maret yayınladığı bir makalesinde asla Türklerin sorumlu olamayacağını, bu yaşanan acının sorumlularının Batı'da emperyalist devletler ve onların, onun ifadesiyle söylüyorum, sadık iti demektedir, sadık köpeği taşnakları olduğunu bile bir Ermeni ifade etmektedir. Bunun yanında Kalinyan'ın veya diğer başka birçok örneğini verebileceğimiz Ermeni yetkililerin raporları, yazışmaları ve veya başka itirafları bunun sorumluluğunu Türkiye'ye asla yüklenemeyeceğini net olarak göstermektedir. Bu şekilde sunumu tamamlayabiliriz. Eğer açılması isteyen yerler varsa sorabiliriz.